Merhaba, işte Psikososyal Güvenlik Projesi'nin podcast serisi anlatacak çok şey var. Hoş geldiniz. Ben Elif Sungur. Bugün konuğum İş Yeri Hekimleri Derneği Başkanı Doktor Zuhal Akgün. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Karlı bir Bursa gününden herkese merhaba diyorum. Çok güzel. Evet, bu buluşmamızda Tıp Bayramı, 14 Mart Tıp Bayramı perspektifinden konuşmaya başlayalım diye arzu ediyorum. Zuhal Hanımcığım, Tıp Bayramı nereden çıkmış? 14 Mart Tıp Bayramı'nın önemi nedir? Biraz tarih hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Biz hekimler için 14 Mart hakikaten çok son derece önemli bir tarih. Hatta bir hafta olarak onu kutluyoruz. Başlangıcı da çok anlamlı. Belki birçok kişinin bilmediği bir çıkış noktası var. Bunu da anlatıyor olmaktan son derece memnunum aslında. 14 Mart 1827'de 2. Mahmut döneminde o zamanın hekim başısı Mustafa Behçet Bey'in önerisiyle bir ilk cerrahane kuruluyor Şehzadebaşı'nda. Ve işte bu ilk tıp fakültesi gibi düşünün bunu. Bu kuruluyor. Bunun tarihi 14 Mart. Ancak asıl daha önemli bir hale gelişi zaman içinde tarihin 1919'u gösterdiği dönemde İstanbul bir işgal altındayken tıp öğrencileri, özellikle bu öğrencilerin başını Hikmet Boran isimli bir tıp öğrencisi çekiyor, 3. sınıf öğrencisi. 14 Mart'ta toplanıyorlar ve yıl dönümü kutlayacaklarını söylüyorlar. Tabii her şeyin yasaklandığı bir dönem o dönem. Evet. Bu bahaneyle girerek okulun içindeki yerlere orada iki tane direk olduğu söyleniyor. İki direğe Türk bayrağı asıyorlar. İşgal güçleri bunu engellemeye çalışıyor. Tabii bu işleri yaparken öğrenciler o dönemin hekimleri, ismi duyulan, bilinen hekimler de bu direnişe destek veriyorlar ve Türk bayrağı asılıyor. Tabii o ortamda herkes için bu son derece moral verici, umut verici bir durum olarak kabul ediliyor ve o yıldan sonra her yıl 14 Mart Tıp Bayramı olarak kutlanmaya başlanıyor. Gerçekten hikayesi çok güzel. Birçok ülkede aslında Tıp Bayramı kutlanıyor farklı tarihlerde. Ama bizim için özellikle Türk tıp tarihindeki bağımsızlık aşkının bir sembolü, fedakarlığın sembolü, işgal altındaki bir ülkede böyle bir hareket yapmış olması hekimlerin son derece güzel bir durum. Çok çok güzel bir Tarihçesi hikaye. böyle. Çok güzel bir hikayeymiş gerçekten. Zuhal Hanım, hekimlik tabii çok değişik bir meslek. İnsan canıyla ilgili, insan sağlığıyla ilgili çok özel bir meslek. Biraz da hekimlik mesleğinden bahsetmenizi rica edeceğim. Hem de sonra özel bir uygulaması olan hekimliğin iş yeri hekimliği hakkında da biraz sohbet edelim istiyorum. Ne dersiniz? Tabii ki, tabii ki. Benim hekimlik çocukluk idealimdi. 5 yaşında karar vermiştim. Nereden, kimden etkilendim orasını çok iyi hatırlamıyorum. Ama hala aynı sevgiyle devam ediyorum ve bu yıl 40. yılımı çalışıyorum. Benim Harika. için Çok güzel. son derece önemli bir şey. Tüm bu mesleğe gönül veren insanların da inanın aynı sevgiyle hizmet verdiğini düşünüyorum. Bu Atatürk'ün bizler için hani beni Türk hekimlerine emanet ediniz sözünü hiçbir zaman yanıltacak bir davranış içinde bilerek hekimin bulunabileceğini asla düşünmüyorum. Son derece zor, meşakkatli bir eğitimden geçiyoruz.
6 yıllık, hatta hazırlığı okuyan bir hazırlığı olan bir tıp fakültesi ise 7 yıl. Ve bunun üzerine ihtisas dallarına göre 4 yıl, 5 yıllık ihtisas yaparak mezun oluyorsunuz. Tahmin edersiniz ki çok uykusuz geceler geçiriliyor. Herkesin belki gençliğini yaşadığı dönemde bizler masa başında sabahlara kadar ders çalışıyoruz. Yani bir hekim o kadar kolay yetişmiyor. Son günlerde yapılan konuşmalar öyle zannediyorum ki bütün hekim camiasını son derece üzmüştür. Ben de bu çok üzülenlerdenim. Yani bütün meslek hayatım gözümün önünden geçti. Biz bir mecbur hizmet dönemiyiz. Ülkenin doğusunda, dağında, bayırında hizmet ettik. At sırtında aşılamalar yaptığımı hatırlıyorum. Her gece kapımın çalınıp herhangi bir köydeki bir hasta için o köye gittiğimi hatırlıyorum. Hani bu ülkeden gitsinler sözü gerçekten hepimize çok ağır geldi. Bunu da burada belirtmeden geçemeyeceğim. Evet, bir hekim kolay yetişmiyor gerçekten Hiç de ve kolay yetişmiyor. toplumun sağlığı, refahı için çalışan insanlar, hekimler gerçekten de üzücü bir şey. Sanki bu mesleğin kazanılması kolay bir şeymiş gibi ya da hekimlik mesleğinin bir özverili meslek olduğu gerçeği ortada değilmişçesine özensiz sözler toplumda bireyler olarak bizi de çok rahatsız ediyor açıkçası. Ülkemizdeki uygulamalar iş yeri açısından, iş yeri hekimliği açısından da biraz bilgi verebilir misiniz lütfen? Tabii İş yeri ki hekimliği ne demek? Ne iş yapar iş yeri o hekimleri? konuya geçmeden önce sadece şunu belirtmek istiyorum. Özellikle hani bugün çok gündemde ve yoğun olduğu için asla hekimlerin beklentisi ya da isteği sadece maddi boyutta değil. Aslında o son derece geride kalan bir konu. Hepiniz basından takip ediyorsunuz. Son derece kötü şiddet olayları söz konusu ve son 10-12 yılda çok ciddi bir şekilde arttı. Aslında hekimler bu şiddet olaylarını önleyecek düzenlemeler istiyor. Çünkü 5 dakikada bir poliklinik yapmak zorunda. 5 dakikada bir insanı nasıl anlayabilirsiniz? Ben iş yeri hekimi olarak bir işe giriş muayenesi yaptığımda en az 20 dakikamı ayırıyorum. En az 20 dakika. Evet. Hani bir hastalık nedeniyle hastaneye giden bir insanın 5 dakikada muayene olması mümkün değil. Tabii bu durumdan memnun olmayınca hasta olan kişi A hastanesi, B hastanesi kapı kapı dolaşıyor ve derdine çare bulmaya çalışıyor. Çünkü istediği ilgiyi alabilecek bir zaman yok ortada. Ayrılmamış. Hı. Evet, ayrılmamış. Yani özellikle bu konuyu da belirtmek istedim. Çünkü hekimlerin tabii ki özlük haklarının düzeltilmesi gerekiyor. Çalışma saatlerinin düzeltilmesi gerekiyor. Randevuların gerçekten bir insanı sağlığına kavuşturacak ölçüde olması gerekiyor randevu aralarının. Ama bu arada normal yaşamını sürdürmek için çoluğunu çocuğunu okutmak için de bir standardı olması lazım. İstenen bunlar sadece maddi boyut değil. Bunu da en azından dinleyenlerin bilmesini istedim. Evet. İş yeri hekimliğine gelince, ülkemizde iş yeri hekimliği aslında ilk 1930 yılında henüz daha SGK gibi hani bir sosyal güvenlik ağı ülkede kurulmamışken dile getiriliyor. İşveren çalışanlarının sağlığı ile ilgili hani bundan mesuldür, bunu karşılamak durumundadır gibi hani bu tarzda bir şey çıkıyor. Ama daha sonra hani devletin 1980 yılında özellikle yönetmelikler, 4857 sayılı iş kanunu ve bu iş kanunuyla birlikte işte iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu gibi konular ortaya çıkıyor ama hep bir tartışmalı konu. Çünkü kaç işçi çalıştıran yerde iş yeri hekimi olacak?
İşte bunun eğitimlerini kimler sağlayacak gibi bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Asıl bizim ilk kanunumuz, o zamana kadar tüzükler, yönetmelikler bu şekilde yönetiliyor ama 2012 yılının 6. ayında Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği kanunu çıktı. İlk defa iş hayatının sağlık ve güvenlik kısmını oluşturan, buradaki çalışma koşullarını işveren açısından ve işverenin alacağı hizmetler, çalışana karşı nelerden yükümlü olduğunu anlatan, açıklayan bir kanunumuz oldu. Evet. Tamamen yeterli mi? Hayır, değil. Eksikler var. Bazı yerlerde ilave edilmesi gereken şeyler var. Ama ilk defa bir kanun ve buna bağlı birçok yönetmelikler 2012 yılında çıktı. Şimdi burada iş yeri hekimi ne yapar? Onu anlatmam gerekirse, bir kere işverene iş sağlığı ve güvenliği konusunda rehberlik yapar. Aslında bu kanun çıktığında ilk okuduğumda şöyle düşünmüştüm. Yani iş yeri hekimi her derde deva, ebe gümeci gibi. Hani halk arasındaki deyimle her şey var. Yol göstereceksiniz, koruyacaksınız, kollayacaksınız, bütün eksikleri göreceksiniz, tedbirleri alacaksınız, işvereni yazılı olarak bilgilendireceksiniz, bunları kayıt altına alacaksınız. Çok güzel aslında. Tabii ki bunlar olması gereken ideal şeyler. Aynı zamanda işte acil olaylarla ilgili önlemler alacaksınız. Çok kapsamı olan bir şey, kanun maddesi ve iş yeri hekiminin görev tanımı gerçekten çok geniş. Hı hı. Bu arada ne yapacak iş yeri hekimi? Ortam faktörlerini tespit edecek, risk tehlikeleri ve risk ilişkilerini tespit edecek. Kişileri bireysel özelliklerine göre kontrol edecek. Eğer kronik hastalıkları varsa bu kronik hastalıklarını görerek ve o hastalığın ilerlemeyeceği işte çalıştıracak. Kişiyi değerlendirecek ve onun kapasitesine göre işte istihdam edilmesini sağlayacak. Tabii bunlar çok ideal şeyler. Çok güzel, keşke uygulanabilse. Ancak gelelim sürelere. Eğer bu bütün bu işleri, işte veri hazırlayacaksınız, eğitimler vereceksiniz, yaptığı işin riskleriyle ilgili ayrıca bilgilendireceksiniz çalışanları. Tabii bunlar çok ideal ve olması gereken şeyler. Ancak bunun için bakanlığın bize ayırdığı süre şu. Az tehlikeli işler için, bu sınıfta yer alan iş yerleri için ayda kişi başına 5 dakika. Tehlikeli sınıf yani evet, hani bütün bunlar beklenirken verilen süre o kadar az ki, tehlikeli sınıfta yer alanlarda ise çalışan başına ayda 10 dakika. Çok tehlikeli sınıfta 15 dakika. Şimdi çalışan sayısının çok yüksek olmadığı iş yerlerinde belki ayda bir kere ziyarete gidiliyor. Belki ayda iki kere ziyarete gidiliyor ve bu ziyaretler, düşünün ki işte çalışan sayısına göre hesaplarsanız bir saat, iki saat. Peki bu bir saat, iki saatte zaten içeri girip işte ortamı gezecek, yani iş yerini gezecek, her yeri kontrol edecek, mutfağından affedersiniz tuvaletine, efendim giyinme odalarına, ofislere, her tarafı görmesi gerekiyor iş yeri hekiminin ki oradaki durumu gözleyip ona göre riskleri belirleyecek ve ona göre davranacak. Peki ne zaman işe giriş muayeneleri yapılacak? Ne zaman kişiye poliklinik hizmeti verilecek? Ne zaman bu risklerle ilgili işveren ve işveren temsilcisi, işçi temsilcileriyle
buluşacak, bu konuları konuşacak ve düzelmesi için tedbirler alacak. Sorun burada başlıyor. Evet. Yani verilen süre maalesef son derece yetersiz. Evet. Ve iş yeri hekimleri farklı farklı müesseselere de hizmet veriyorlar bu, evet, böyle olduğunda, değil mi? Evet. Birden çok yeri anlamak da zorlaştırıyor bu görevi anladığım kadarıyla. Tabii ki yani süreler böyle olduğu için öyle hekimler var ki, özellikle OSGB dediğimiz yani ortak sağlık güvenlik birimleri, bu 6331 sayılı yasayla birlikte bunların kurulması yasallaşmış oldu. İş yerlerine hizmet sunan kuruluşlar, ticari kuruluşlar. Tabii bunlar artık o kadar çok arttı ki ülkede, bakanlık tarafından tam anlamıyla kontrol edilemiyorlar. Ve tabii ki iyi çalışan müesseseleri ayrı tutuyorum. Gerçekten hakkıyla bu işi yapanlar da var. Ama merdiven altı tabir ettiğimiz, işte sadece belge kullanarak hiç iş yerlerine, iş yeri hekimi ya da iş güvenliği uzmanı göndermeden bu hizmeti yapmaya çalışan OSGB'ler de var. Ve bu OSGB'lerin büyük bir kısmı maalesef iş yeri hekiminin özlük haklarıyla ilgili de bir takım uygunsuzluklar yapıyorlar. İş yeri hekimlerinin en büyük sıkıntılarından biri bu. Yani yatırılan maaşla alınan maaş arasında farklar, yani işte sosyal güvence açısından eksik bildirimler, yolda geçen sürelerin sayılmaması gibi. Mesela İstanbul'da düşünün, Kadıköy'de bir yerde oturuyorsunuz, iş yeriniz Tuzla'da, trafiğin yoğun olduğu bir saatte giderseniz, gidiş saatiniz öyle zannediyorum ki bir saati geçer. Evet. Değil mi? Tabii. Bu geçen süre hani yol olarak sayılmıyor ve o sürede de size OSGB iş yüklüyor. Çalışma programınıza onu yüklüyor. Yani siz iş kanununa göre çalışmanız gereken sürenin çok üstünde çalışmış oluyorsunuz. Evet. Çoklu ziyarette söz konusu, evet, olunca bunun tabii çarpan, aynen, etkisi de muhtemelen çok artıyor. Ve dolayısıyla hani çanta elinde kapı kapı gezen bir iş yeri hekiminin ne kadar verimi olabilir? Orada çalışanın sağlığıyla ilgili, iş yerinin yaratacağı sağlık tehdidiyle ilgili ne kadar bilgilendirebilir ya da ne kadar verimli bir çalışma yapabilir? Ben hani hakkıyla yapabildiğini düşünmüyorum bu sürelerle. Ha, tek bir lokasyon olur ya da iki büyük lokasyon olur. Siz o sürenizi burada değerlendirirsiniz ki hani bakanlığın bu dakikaları yine de yeterli değil bu işi hakkıyla yapabilmek için. Ama hani lokasyon az olursa, süre uzun olursa bu işleri çok daha düzgün bir şekilde iş yeri hekimi yürütür. Evet. Buradaki risk şu: sizin işe bağlı hastalık ve meslek hastalığını tespit etmeniz lazım. Ama bu sürelerle bunu yapabilmek pek de mümkün gözükmüyor. Evet. Ülkemizdeki bu organizasyonel sorunlar epeyce yüklü gibi gözüküyor. Acaba bu iş yeri hekimliği uygulamaları başka ülkelerde ne şekilde organize edilmiş? Yurt dışında nasıl yapılıyor Zuhal Hanım? Onlardan da bahsedeceğim. Ama eğer müsaade ederseniz, ben başlangıçta sormuştunuz, kısaca birazcık derneğimizden bahsetmek istiyorum. Hay hay, tabii çok iyi olur. Çünkü bu sıkıntılarla ilgili olarak muhtemelen hekimlerin organize olup da kurmuş, evet, olduğu bir dernek olsa gerek. Buyurun. Aynen. İş Yeri Hekimleri Derneği bir TTB UDEK üyesidir. Yani Uzmanlık Derneği adı altında toplanan derneklerden biridir. TTB'ye bağlı.
ve kurucuları da yine TTB üyesi olup TTB'nin iş yeri hekimliği kolunda görev almış, bugün için duayen sayabileceğimiz iş yeri hekimleridir derneği kuran. Üyelerimiz sadece iş yeri hekimlerinden oluşmaktadır. Hani bizim dernek olarak amacımız açıkçası tüm çalışanların mesleki sağlık sorunlarından korunmasını, iş kazaları ve meslek hastalıklarına bağlı kayıpların ve mağluliyetlerin önlenmesini sağlamak amacıyla, çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla, özellikle ulusal politika önerileri geliştirmek. Ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı birçok çalışmada da dernek aktif olarak rol almıştır. Dolayısıyla biz işte Türk Tabipler Birliği, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak bu kendi alanımızda gerçekten düzgün politikalar oluşturulmasını istiyoruz. Tabii ki ülkemizin kendine özel koşullarını dikkate alarak bunu yapmak istiyoruz. Yine iş yeri hekimlerinin mesleki uygulamaları, yeterliliklerinin olması için kriterler tanımlayıp onların eğitimlerini düzenlemek, yine Türk Tabipler Birliği ile birlikte mesleki becerilerini ve yetkinliklerini artırmak hedeflerimizden birisi. Bunu yapmaya çalışıyoruz, eğitimler düzenliyoruz. Yine Zoom üzerinden alanın yetkin insanlarıyla toplantılar yaparak iş yeri hekimlerini, bilgi birikimini artırmaya çalışıyoruz. Yakın gelecekteki planımız da biraz önce sorduğunuz soruyla bağlamak istiyorum. Yurt dışında bu iş nasıl yapılıyor dediniz. Yurt dışında aslında iş yeri hekimliği bir uzmanlık alanı. Biz de o yolda bir adım atmak istiyoruz. Evet, uzmanlık derneği üyesiyiz ama henüz Türkiye'de bir uzmanlık dalı üniversitelerde maalesef yok. Bununla ilgili bir çalıştay düzenleyerek tarafları, özellikle Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipler Birliği ile birlikte bir çalıştay düzenleyip bu konudaki görüşlerimizi, önerilerimizi onlarla birlikte oluşturmaya çalışacağız. Umarım iyi olur. Yurt dışında nasıl yapıyorlar ondan bahsedeyim. Uzmanlık dalı dedim. 2 ve 4 yıllık eğitimler var. Bazı ülkeler tıp fakültesi bitirildikten sonra 2 yıllık, bazıları ise 4 yıllık eğitim veriyorlar. Bu eğitim içinde onların iş sağlığı bilimi enstitüleri, bu uzmanlık eğitimi alan, gelecekte iş yeri hekimi olacak kişileri eğitiyorlar. Tüm iş hayatının risklerine karşı neler yapabilecekleriyle ilgili bir eğitim programları var. Şu anda da biz dernek olarak bu eğitim programlarını Türkçeleştirerek kendi alanımızda neler yapabiliriz onları planlamaya çalışıyoruz. Evet, bir nevi bir müfredat hazırlığı da yürütüyorsunuz. Evet. Önerinizle ilgili. Evet, çok güzel. Biraz da şeyi sormak istiyorum. Tabii çalışma hayatında sağlık, güvenlik deyince hemen aklımıza meslek hastalığı geliyor. Meslek hastalığı konusunda biraz açabilir misiniz lütfen? Ne demek meslek hastalığı? Meslek hastalığı ne demek? Şu. Bir kere meslek hastalığı tanısı koyabilmek için mutlaka kişinin bir sigortasının olması gerekiyor. Başlangıçta onu söyleyeyim. Yani sigortanız yoksa işinize bağlı oluşan hastalık devlet tarafından meslek hastalığı olarak kabul edilmiyor. Evet. Tanımına gelecek olursak meslek hastalığı sigortalının çalıştığı
veya yaptığı işin niteliğinden dolayı, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük hali diye tanımlanır. Evet. Meslek hastalığının tanımı bu. İş yeri hekimi meslek hastalığı tanısı tam anlamıyla koyamaz. Bir ön tanı koyar ve meslek hastalığı tanısı koyacak hastanelere sevk eder. Bu bir hukuki süreçtir. Yani meslek hastalığı tanısı koymak, bu işle yetkin kılınmış hastanelerin görevidir. Biz sadece bundan şüphe ederiz, takip ederiz ve o kişiyi bu tanıyı koymak üzere hastanelere meslek hastalığı ön tanısıyla göndeririz. Bir de işe bağlı hastalık var. Ondan da bahsetmek isterim. İkisi lütfen, farklı şeyler çünkü. Lütfen. İşe bağlı hastalık tamamen demin saydığım işte yaptığı işin niteliğinden ya da tekrarlayan bir sebeple ortaya çıkmayabilir. Kişinin kendi özellikleri ve iş yerindeki bunun ortaya çıkmasına sebep olacak durumlarla. Mesela alerjik bir bronşite olduğunu düşünün kişinin. Bu kişi pamuk işlenen bir fabrikada çalışıyor. Buradaki toz onun normal şartlarda ortaya çıkmayacak olan hastalığını tetikler ve ortaya çıkmasını sağlar. Bunu nasıl anlarız? Kişi işe geldiğinde öksürür, nefesi daralır, işte bu şikayetle size gelir ve şunu anlatır. Hafta sonu evdeyken rahatım, nefesim daralmıyor. Yani ortamdaki hastalığı ortaya çıkaracak etkenden uzaklaştığında kişinin hastalığının seyri düzelmeye başlar. İşte bu tip hastalıklara da biz işe bağlı hastalık diyoruz. Evet, evet. Yani etken illa da iş yerinde olması gerekmez. Evet, evet. Meslek hastalıklarında yine vurgulamak istediğim bir şey var. Hani bu bakanlığın bunları gruplara ayırıyor. Meslek hastalığı tanısı koyarken bu gruplarda işte kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları, mesleki cilt hastalıkları, pnömokonyozlar yani toza bağlı oluşan mesleki solunum sistemi hastalıkları, yine mesleki bulaşıcı hastalıklar ve fiziksel etkenlere bağlı hastalıklar. Buna ek olarak da artık psikososyal nedenlerle oluşan hastalıklar da son yıllarda, tabii bunda basının çok büyük rolü var, meslek hastalığı olarak tanınmaya başladılar. Evet, ben de tam onu soracaktım size. Güzel bağlandı konunun gelişiyle, sohbetle beraber. Siz İş Yeri Hekimleri Derneği olarak işte psikososyal güvenlik projesinin ortak yararlanıcısısınız. Evet. Bilgi Üniversitesi ile beraber ve Zonguldak Havzası'ndaki madenlerde görev yapan iş yeri hekimlerinin psikososyal riskler konusunda becerilerinin artırılması konusunda yapılan bir proje bu. Evet. Hem bu projedeki rolünüz, beklentileriniz, hem de psikososyal riskler iş yeri hekimlerinin karşısına nasıl çıkıyor? Sizin için, sizin mesleğinizde ne önemi var? Biraz da bu konulardan bahsetmenizi rica ederim. Tabii ki. Hani biz sağlıklı olmaktan başlayacak olursak, hani sağlığın bir tanımı var. Sadece hastalık ya da sakatlık durumunun olmaması değildir sağlık. Hem bedeninizin, hem ruhunuzun, hem de sosyal yönden tam iyilik halinde olmanızın tanımı. Evet. Dünya Sağlık Örgütü bunu böyle ifade etmiş. Yani sadece bedeninizin sağlam olması yetmiyor. Dolayısıyla ruhsal ve sosyal sağlık beden sağlığına göre birazcık daha zor değerlendiriliyor. Etkilenimi daha kolay ama onu anlamak
birazcık daha zor. Onun için belli çalışmalar yapmak gerekiyor. İnsanın ruh sağlığını etkileyen şeylerden birisi de tabii ki iş ve çalışma koşulları. Evet. İş ve çalışma koşullarında hepimizin bildiği gibi bizler de bir iş hayatında hayatındayız hala aktif olarak. Ruh sağlığımızı etkileyen bir sürü faktörler var. Bu nedir? İşte çalışma ortamımız, çalışma süremiz. Mesela pandemi sürecinde hepimiz bu evden çalışmayla birlikte normal mesai saatlerinin çok üstünde çalışmaya başladık. Muhtemelen sizin için de öyle olmuştur. Tabii. Birçok Evet. meslek alanında böyle oldu. Evet. Bu arada yine ücret politikaları, işte işçinin vardiyalı çalışması, sendika hakkının olup olmaması, özellikle kadın çalışanlar için biliyorsunuz kadın çalışan eve gidince ayağını uzatıp oturamıyor. Orada bir anne olma, evi idare etme gibi birçok şey görevi var. Yani evde de görevler devam ediyor. Bu Evet. da kişi için ekstra bir risk aslında. Belki iş yerinde uğradığı baskı, ayrımcılık, bütün bunlar strese sebep oluyor. Evet. Belki Stres geçim hani derdi kaygısı, tabii tabii değil işte mi? yani ücret politikaları görüyorsunuz hani hepimiz yaşıyoruz. Pahalılık, alınan ücretlerle geçinememe, belki çocuklarını okutma konusunda çektiği zorluk, işte aile içi durumlar hani bütün bunlar kişiyi strese sokuyor. Strese uzun süre maruz kaldığınızda da bu sefer işin hastalık boyutu başlıyor. Önce bir tükenmişlik, kaygı ve depresyona kadar kişiyi götürebiliyor. Bunun ilerlemiş boyutu da artık akıl sağlığının bozulması ve daha ileri boyuta ulaşabiliyor. Bunlar ne yapıyor iş hayatında bütün bunlar? Kişinin bir kere işine olan konsantrasyonunu etkiliyor. Ufak tefek iş kazalarıyla başlayan şeyler daha ileriki dönemde ciddi iş kazalarına dönebiliyor. Hani bizim tarafımızdan biz iş yeri hekimi olarak nasıl anlıyoruz bunu? İş yerinde strese giren kişi bir kere sıkıntılı, sinirli, gevşeyemeyen, işine konsantre olamayan, zaman zaman mantıklı düşünmekten uzak kararlar veren, işte bir hekime müracaatı, işte çoğunlukla kas ağrıları, uykusuzluk, yorgunluk, hani uyudum ama sabah sanki hiç uyumamış gibi kalktım diyerek bize geliyorlar. Bir kısmının tansiyon problemi ortaya çıkıyor. Çünkü stres özellikle sindirim sistemini, kas iskelet sistemini ve kardiyovasküler sistemi etkiliyor. Bu fiziksel sorunlar ortaya çıktığında, özellikle kan basıncı arttığında, işte bir hipertansiyon söz konusu olduğunda, biz eğer gerçekten demin hani sürelerden bahsettim, bu çalışana ayıracak vakit, onu dinleyecek vakit varsa, yani süre uzunsa zaten siz çalışanlarınızla bir süre sonra artık onun bütün ailevi problemlerine kadar bilen kişi haline geliyorsunuz iş yeri hekimi olarak. Onun için iş yeri hekimliğinin en çok sevdiğim yanı belki o. İş yeri hekimliğinde şiddet olayı yoktur. Çünkü çalışan sizi tanır, siz çalışanı tanırsınız. Hani 5 dakikalık ilişki değildir orada. Eğer uzun süreli çalışıyorsanız zaten artık iki taraf da birbirini çok iyi tanıdığı için özellikle psikososyal riskler anlamında kişiyi iyi değerlendirirsiniz. Ya da kişinin ustabaşı, formen, işte ne bileyim işletme müdürü gibi kişilerdeki değişimi daha iyi gözleyip size iletirler. Bunlarla bu kişilerin artık hani bir psikososyal problemi olduğunu anlarız ve müdahale ederiz. Peki
nasıl müdahale ederiz? Aslında stresi ölçeceğimiz birçok ölçek var. Evet. Bu Çalışma Bakanlığı'nın rehber kitaplarında da mevcut. İşte Beck depresyon ölçeği var, anksiyete ölçeği var. Dünya Sağlık Örgütü'nün yine iyilik hali ölçeği var. COPSOR dediğimiz çok kapsamlı bir risk ölçeği var. Birçok yöntemle iş yeri hekimleri çalışanın psikososyal risklerini tespit edebilir. Dolayısıyla bunları tespit ettiğinde o kişiyi anlamak, onun stres ya da daha ileri boyuttaki oluşmuş olan depresyonunun tedavi edilmesine yardımcı olmak anlamında bu ölçekler son derece faydalıdır. Bunun dışında tabii yine iş yeri hekiminin görevi arasında sağlığı geliştirme faaliyetleri vardır. Bununla ilgili de yine stresi azaltmak için sağlıklı beslenme, eğer bir yemekhane varsa bu yemekhanenin yemek listesinin kalori hesapları, besin anlamındaki dengeli beslenmesi, işte yeterli ölçüde protein, karbonhidrat, vitamin alımı gibi bunları düzenlemek, fizik egzersiz programlarını önermek işverene, yine çalışana birebir gevşeme ve rahatlama egzersizleri tarif etmek, belki ilaç tedavisi başlamak gibi önlemlerle kişinin oluşmuş olan stresini azaltma yönüne gidebilir iş yeri hekimi. Çok güzel. Benim sizin konuşmalarınızdan çıkardığım hem bu yakın ilişki iş yeri hekimlerinin hizmet verdikleri kuruluşta o insanlarla, orada çalışan insanlarla sürekli bir ilişki kurmasının avantajları hem de oradaki riskleri de iş sahasını iyi bilme imkanı sağladığı için bu süreklilik hem de insanlarla yakın ilişkiler kurabilmenin getirdiği avantajlarla aslında gayet iyi bir hekimlik deneyimi de sunuyor anladığım kadarıyla iş yeri hekimliği mesleği. Evet, aslında gerçekten çok önemli, çok özel bir meslek. Sadece zaman sıkıntısı var ve işverenle olan ilişkiniz, tabii burada işveren çok önemli bir rol oynuyor. Siz bütün bunları yapmak istersiniz ama size bu yapma olanağını sağlayacak olan işverendir. Evet. Eğer işveren bu olaylara sıcak bakmazsa iş yeri hekiminin tam anlamıyla başarılı olması asla söz konusu olamaz. Dolayısıyla işte daha önce de belirttiğim gibi 6331 sayılı yasanın tabii ki güzel yönleri var ama eksik yönleri de var. Hani belki sizin maaşınızın elde edildiği kısım işverenden olmamalı. Çünkü OSGB'de, eğer OSGB'de çalışan bir hekimse şöyle bir baskı yapıyor. İşte işvereni rahatsız edecek isteklerde bulunma. Hani bunlar sanki işverenin görevi değilmiş gibi. Bir de iş yeri hekiminin üzerine hem OSGB yönünden baskı geliyor, hem çalıştığı iş yerinin işvereni tarafından. Dolayısıyla yapması gerekenleri yapacak ortamı bulamayan çok iş yeri hekim arkadaşımız var. Ve bu konuda son derece sıkıntılılar. Zuhal Hanımcığım, kaç meslektaşınız var acaba iş yeri hekimliği yapan? Aşağı yukarı bir şeyiniz vardır, fikriniz vardır. Aslında sertifikalı 15 bin civarında ama aktif olarak şu andaki rakam zannediyorum 4000 civarında olması lazım. Yakın, yani yanlış bir rakam vermek istemiyorum. Evet. Tek yani net bir rakam şu anda tam aklımda değil. Ama sertifikalı hekim sayısı bir hayli fazla. Evet. Fakat bu süreler yüzünden tabii kişiler Tercih etmeye. sıkıntılı. Evet, tercih Maalesef etmeye sıkıntılı. biliyorlar.
Evet. Peki. Bu Zonguldak Havzası'nda yürütülen projeyle ilgili neler söylemek istersiniz sohbetimizin sonuna Evet. yaklaşırken? Bir de bu konuyu Evet, sormak istiyorum. bence çok son derece önemli, güzel bir proje. Maden biliyorsunuz aslında en zor iş kollarından birisi Evet. ve orada çalışan hekimlerin işi gerçekten çok zor. Çünkü maden işçileri bir tek riskle karşı karşıya değiller. Birçok risk faktörüyle karşı karşıyalar. Bunlardan birisi de psikososyal riskler. Evet. İşte kaza olasılığının yüksek olması, kapalı alanda çalışmaları, birçok mahrumiyetleri. Çünkü hani yemeklerini bile çıkıp bir hani madenin dışında bir yerde yiyemiyorlar. Kapalı mekanda, Evet. kapalı ocaklarda. Hani düşünün, bütün gün karanlıkta çalışıyorsunuz. İnsanın psikolojisini son derece etkileyen bir alan. Gürültüsü var, tozu var. Her türlü kas iskelet sistemini etkileyen durumlar var. Ve bu insanlara hizmet eden iş yeri hekimlerinin gerçekten psikososyal riskler anlamında son derece donanımlı olması lazım. O nedenle yapılan bu çalışma benim açımdan değerli ve sonuçlarının da çok güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü birçok iş yeri hekimini psikososyal riskleri tanıma ve onu tespit etme anlamında eğitimler düzenlenecek. Bu eğitimler sonucunda farkındalıkları artacak ve bu zor koşullu alanda çok daha iyi hizmet verebilecekler diye düşünüyorum. Evet, inşallah. İşte psikososyal güvenlik projesi Temmuz'a kadar, önümüzdeki Temmuz'a kadar araştırmalarıyla, yapacağı eğitim çalışmalarıyla hekimlerin işlerini kolaylaştıracak çeşitli uygulamalar geliştirmeye çalışıyor. Tüm emek verenlere kolaylıklar diliyoruz. Bugün psikososyal güvenlik projesinin anlatacak çok şey var. Adını verdiğimiz serisinde, podcast serisinde İş Yeri Hekimleri Derneği Başkanı Doktor Zuhal Akgün'ü ağırladık. Zuhal Hanım çok teşekkür ederim. 14 Mart Tıp Bayramı özel yayını da oldu bu Evet. yayınımız. Onun için ben tüm meslektaşlarınız için bir son sözlerinizi almak istiyorum ve temennilerinizi almak istiyorum. Buyurun efendim. Ben tüm hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Dilerim nicelerini kutlamak kısmet olur hepimize. Bu ülkede en iyi hizmeti verdiklerine inanıyorum ve tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz de size katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Anlatacak çok şey var da belki bir daha sizi ağırlamak isteriz projenin sonlarına doğru oluşan sonuçları konuşmak için, psikososyal Evet, o riskler zaman için tekrar. o projeye özel konuşuruz. Evet. Daha da geniş kapsamlı, en azından bu psikososyal risklerle ilgili daha geniş kapsamlı konuşma şansımız olmuş olur. Ben bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Görüşmek üzere. Hoşça İyi kalın günler diliyorum. sevgili Sağ olun. dinleyiciler.